Kim olduğunu sanıyorsun kız? Para veriyorum ben sana, çalış diye. Arif'le oyn. Odak noktasından mutlu akşamlar. Bugün 23 Ekim Pazartesi, mecliste önemli bir oylama gerçekleşiyor. Daha doğrusu oylama öncesi maddeler üzerinde şu anda oylama yapılıyor. Değerli izleyenler, seçim ve halk oylaması değişiklik yasa tasarısından bahsediyoruz. Hemen meclise çevirelim kameralarımızı. Bir yandan da göz ucuyla takip edelim. Diğer yandan da bugün Cumhuriyet Türk Partisi Genel Başkanı, ana muhalefet lideri Tufan Erhürman'ı ağırlamayı düşünüyoruz. Malum görüşmeler devam ettiği için de biraz belki gecikme yaşanacak. Az önce kendisi kürsüdeydi. Oylama devam ediyor. Çeşitli öneriler var muhalefetin de. İlginç bir tablo ortada. Seçime gideceğiz 7 Ocak'ta ama ondan önce bir seçim ve halk oylaması yasasının meclisten geçmesi gerekiyor. Ardından tarih belirlenecek. Ama hala yasa üzerinde ciddi soru işaretleri var. Ulusal Birlik Partisi tamamdır diyor ama Demokrat Parti, özellikle Genel Başkan Serdar Denktaş bu yasayı sorguladı bugün de. Soru gündeme getirdi. İlginçtir ki ana muhalefet lideri de yasayı destekliyor. Toplumcu Demokrasi Partisi'nin, Küçük Muhalefet Partisi'nin de eleştirileri var. Ama oy birliğiyle meclisten geçmesi gündemde yasanın, nasıl olacak bilemiyoruz. Komitede oy birliğiyle geçmişti. Şimdi isterseniz, evet şu anda canlı olarak izliyoruz. Ses verelim, izleyelim. Meclis Başkanı konuşuyor, bazı açıklamalar var. İzleyelim, ardından konuğumuzun stüdyoya gelmesiyle beraber yasayı, yasa tasarısını konuşmaya devam edeceğiz. Ocak tarihi seçim tarihidir. Eğer bunun dışına çıkarsa bu meclis, ben kesin söyleyeyim size, bu meclisin ne itibarı kalır ne ciddidir. Sayın Ana Muhalefet Partisi Başkanı açık açık kamuoyunun önünde 7 Ocak'ı önerdi, ben kabul ettim. Bu meclisin iradesinde bu iki partinin çoğunluğu var. Dolayısıyla bu seçim tarihi olmalıdır. Bunu bir kere daha net söylemek istedim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Teşekkür ederim Sayın Başbakan. Buyurun Sayın. Siz gelin. Bir zararlı diyen arkadaşlar, biz seçim tarihinin 7'sinde olmaması ile ilgili bir endişeden bahsederken, şimdi bir yasa geçer. Bu yasa geçtikten sonra resmi gazetede yayınlanmaz. Yasa geçtikten sonra Cumhurbaşkanı'na gider. Cumhurbaşkanı gittiği zaman 15 günlük bir bekletme süresi vardır. Bu 15 gün içerisinde geri de iade edebilir. Anayasa Mahkemesi'nde ve Yüksek Seçim Kurulu'ndan da bu konuyla ilgili görüş alabilir. Dolayısıyla biz şimdi geldiğinde daha yasallaşmadan bu konuyla ilgili tarih belirtirsek olası sıkıntılardan bahsettim ben. Yoksa ben 7'sinde seçim yapılmasın demedim. Yani bu konuyla ilgili, çünkü biz arkadaşlar geçen defa, çünkü biz komitedeyiz, çarşamba günü bu konuyla ilgili tarih belirleyecek değil, konuştuk. Orada öneri geleceğini konuştuk. Biz farz-ı mahal çarşamba günü bunu görüştük. Pazartesi günü de meclise getirdik. Yasa geri dönerse ne olacak? Yasa geri de dönebilir veya o süreyi aşağıda. Dolayısıyla ben bu endişeyi dile getirdim. Yoksa ben 7 Ocak'ta Cumhurbaşkanı takdirinde olan bir şey değil. Şimdi sorumsuz davranma olayından bahsetmedik. Ben yok şimdi neyse Sayın Başbakan, tabii ben yani bunda yani şimdi olayı tartışma boyutuna çekmek istemedim de ben bu endişeyi dile getirmeye çalıştım. Tekrar saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Şimdi evet. Buyurun Sayın Soy. Doğru. Buyurun Sayın Soyer. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri,
Bu konuda Sayın Arabacıoğlu makul ve anlaşılabilir bir endişeden, kurallardan bahsediyor. Bahsettiği budur Sayın Arabacıoğlu. Sayın Başbakan da dedi ki 7'sinden önce asla herhangi bir şekilde bir seçim tarihi dedisi bu çerçevede ele alınamaz. Bu yaklaşım bir veridir. Bu neyin verisidir? Kanıma göre bu meclis kürsüsünden bunu söylemek istedim. Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrı yapıyor. Bu meclis bu yasayı çıkarttı. Yarın imzalasaydı. Eğer Sayın Akıncı bunu imzalamazsa o zaman hangi noktaya gelecek bu Sayın Akıncı? Meclisi erteleme yani seçimi erteleme oyununa taraf durumuna düşürülecektir. Bundan daha kötüsü olamaz. Onun için ben bu meclis kürsüsünden Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrı yapıyorum. Bu yasayı önüne ardına bakma imzalat. Bu noktada bununla ilgili nerede görüntü nerede görünmedi ama burada bu konu böyle konuşulduğu sürece Sayın Angulemli bu noktadaki pozisyonda bir gecikme olması halinde herhangi bir nedenle Sayın Cumhurbaşkanı memlekette seçimi öteleyen bir insan durumuna düşer. Kim isterse olsun bu görevde, bir devletin cumhurbaşkanını kimse böyle bir noktanın konumuna getiremez. Dolayısıyla bu noktada ben bunu açık söylüyorum bu konuda. Sayın Arabacıoğlu makul, anlaşılabilir bir endişeden ve kurallardan bahsediyor. Bunu benimsiyorum, olabilecek nokta. Ama bu aşamadan sonra, bu konuşmalar olduktan sonra bu kürsüde ve Sayın Başbakan bu konuşmayı yaptı. Benim meclis kürsüsünden Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrımdır. Önüne ardına bakma, bunu imzala. Aksi takdirde sen memlekette seçim noktasını da öteleme noktasında bir mesuliyet yüklenin ve bu kaosa yol aç. Birinci nokta bu. İkinci nokta, Yüksek Mahkeme Başkanı açık bir şekilde bir konu basına da yansıdı. Bu geçen yasa Yüksek Mahkeme'nin incelediği ve tereddütler beyan ettiği hususlarla ilgili yapılan düzenlemelerle şekillendi. Öyle değil mi? Ve Yüksek Mahkeme Başkanı da yasayla ilgili bilgi vermek babında basın toplantısı yaptı ve bu değişiklik şeklinin makul, anlaşılabilir ve uygulanabilir olduğunu söyledi. Dolayısıyla burada şimdi yeniden Yüksek Mahkeme'den görüş istenme, diğer başka noktalar da bu açıklamayla orta yerden kalkmış. Onun için diyorum ve çağrı yapıyorum Sayın Akıncı'ya, önüne ardına bakma ve bunu imzala. Bundan ötürü. Aksi takdirde bu memlekette her şeyin dejenere edildiği gibi bu makamlar da dejenere edilecek ve seçim gibi bir konu binbir spekülasyonun tartışmasına yol açacak. Sen isterdin, ben istemezdim. O isterdi, bu istemezdi. Böyle kısır bir noktaya bu iş götürülecek. Dolayısıyla sabahtan beri zaten bu konu konuşulmaktadır. Hatta bütçeyle ilgili sorumluluk olarak ifade edilen görüşlerde burada seçimin ertelenmesi gibi bir pozisyondaki nokta olarak öngörülmüştür. Dolayısıyla benim çağrım Sayın Cumhurbaşkanı'na önüne ardına bakma, yarın imzala bunu, öbür gün yürürlüğe girsin ve resmi gazetede yayınlansın, mecliste otursun, yedisi diye bu kararı versin. Saygılar. Teşekkür ederim Sayın Söyler. Buyurun Sayın Çakıcı. Sayın Başkan, teşekkür ederim. Tabii biz bağımsız milletvekili statüsündeyiz ama temenniler kısmındayız. Yani diyorum en azından orada olsun. Ama suistimal etmeyeceğim. Fedi Bey'in bıraktığı yerden isterim. Böyle kaos bir yasayı Sayın Cumhurbaşkanı'nın geri göndermesi lazım. Reddetmesi lazım. Kabul etmemesi lazımdır bunu.
Tam tersiyle söyleniyor. Böyle bir kaosun içine göstermek için sokmaması lazımdır bizi. Bu kadar insanımızın, %20 olanında insanımızın oylarının kaynayacağı, milletvekillerinin anlamakta zorlandığı bir yasayı kabul etmemesi lazım, reddetmesi lazımdır. Çağrımdır Sayın Cumhurbaşkanı'na, reddetsin bu yasayı diyorum kendisine. Yapması gereken odur. Yoksa yok kabul edecek bunu ve şey. Şu anda da geriye dönüp bakıyorum. Sayın Başbakan Yardımcısına katılıyorum. Yani şu anlamda çok ilginç durum ve CHP anlaşmış görünüyor. Öyle görüyorum. Seçim tarihiyle ilgili Hoca Meydan tabii ki biz de buradayız. Bir gün kendi kazdığınız kuyuya bir gün siz de düşeceksiniz, emin olun bundan. Ama şey olarak da söyleyeyim bunu. Ben Aklı Selim'e davet ettim bugünkü konuşmamda. Gelsin dedim partiler, biz istismar etmeyiz bunu. Bütçemizi, şeyimizi geçirelim, halkı zor durumda bırakmayın dedim. Yani yoksa, yok efendim biri yanlış anlarmış, öbürü bilmem ne anlarmış. Ya insanlar bütçeyi kullanamadıktan sonra, yatırımlar durduktan sonra, bütçeyi kullanamaz şekilde insanlar, bakanlıklar çalışmadıktan sonra, ülke kaosa sürüklendikten sonra ne işe yarar senin yapacağın seçim ya da bulacağın sonuç bu anlamda baktığımda. O yüzden doğru olan bugün partilerin oturup konuşup uygun bir seçim tarihi. Bir ay, 15 gün bütçeyi geçirerek seçime girmek kadar doğru bir imkan olamaz. Ben söylemem lazımdır bunu. Benim söylemem tam tersi. Evet, meclise kulak verdik. Az önce son dakika gelişmesi olarak da sizlerle paylaştığımız gelişme, seçim ve halk oylaması yasası, uzun zamandır tartışılan yasa tasarısı meclisten geçti. Tartışmalar devam ediyor. Bütçesiz seçimin doğru olmayacağı eleştirileri var. Az önce Cumhuriyet Türk Partisi milletvekillerinden Sayın Soyer'in açıklaması vardı. Cumhurbaşkanı Akıncı'ya bir çağrısı olduğu ve bir an önce yasanın imzalanmasını talep etti, rica etti. Daha doğrusu bunu belirtti. Ardından Toplumcu Demokrasi Partisi'nin eski milletvekili, şimdi bağımsız milletvekili olarak duruyor ama açıklama yaptı Sayın Çakıcı ve Cumhurbaşkanı Akıncı yasayı çok iyi incelemeye davet etti. Eksiklikleri olduğu eleştirilerini zaten biz birlikte dinledik. Eksiklikleri olduğunu söyledi. Hemen şimdi stüdyo konumuza dönelim. Meclisten ayağının tozuyla trafiği aşarak geldi. Cumhuriyet Türk Partisi Genel Başkanı, ana muhalefet lideri Sayın Tufan Erhürman'ı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Mert Bey, sağ olun. Hayırlı olsun diyelim. Eleştiriler de var. Ama bir seçim sürecine girerken hızlıca seçim yasasının da tasarıyı da meclisten geçirmek durumunda kaldık. Evet. Eksikleri var gibi görülüyor. Eleştiriler hala devam ediyor. Siz destekliyorsunuz. İlginçtir. Hükümetin küçük ortağı Demokrat Parti'nin genel başkanı Sayın Serdar Bey'in eleştirileri var. Bugün soru da gündeme getirdi yasayla ilgili. Toplumcu Demokrasi Partisi'nin eleştirileri var. Alelade bir yasa mı bu? Komitede oy birliği geçti ama nedir bu kadar çok tartışma? Gerçekten seçmeni zorlayacak, geçersiz oy sayısının patlayacağı, vatandaşın anlayamayacağı bir yasa mıdır geçen mecliste? Siz nasıl kısaca değerlendirirsiniz? Bütün gün bunları söylediniz, konuştunuz ama bir de programda adet oldu, soralım. Tabii şimdi alelacele bir yasadır diyenlere çok şaşıyorum. Çünkü bu yasa bir yılı aştı sevgili Mert. Evet. Yani bir yılı aşmış bir yasa ve üstüne üstlük birçok arkadaşın değil oy birliğiyle geçmiş bir yasadır bu. Evet. Ve oy birliğiyle geçen yasanın teknik olarak bir takım değişiklikler gerektirdiğini Yüksek Seçim Kurulu yazılı olarak bildirdi. Ve o teknik olarak gerekli olan değişiklikleri de komite yaptı ve bugün geçti. Bir noktada bir anlaşılamama sorunu yaşandı. Ben açıkçası anlaşılamayacak bir şey de görmediğim için odamda yukarıda mecliste çalışıyordum. Televizyondan da izliyordum. Anlayınca öyle bir tartışma olduğunu aşağıya indim. Okudum, herkes de anladı. Sayın Serdar Denktaş'ın da eleştirisi de karşılandı orada. Yani eleştiri değil, anlaşılmasıyla ilgiliydi Sayın Serdar Denktaş'ın hassasiyeti. O da anlaşıldı. Burada bütün mesele şu, çok basit anlatırsak. Bugüne kadar ilçeler bazında oy nasıl kullanılıyorsaydı, bundan böyle bütün ülke bazında oy öyle kullanılacak. Nasıl kullanılıyordu? İlçede ne yapıyordunuz? Mesela Lefkoşa'yı alalım en yakın örnek olarak. 16 milletvekili adayı var biliyorsunuz Lefkoşa'da her partinin. Bağımsız adaylar da çıkabilir. Neydi ihtimaller? Ya mühür vururdunuz bir partiye, başka hiçbir şey yapmazdınız. Ve o mühür
o partiye dağılırdı oy olarak. Ya mühür vurup altına tercih yapardınız o partiye. Ya da mühür vurmazdınız hiçbir partiye ve karma oy kullanırdınız. Karma oy kullandığınızda Lefkoşa'da nasıl kullanırdınız? En az 8 kişiye, çünkü 16'nın yarısı 8'di. En fazla 16 kişiye tik atardınız karma oy kullandığınızda. Tercih yaptığınızda mühür vurur. Tercihlerinizi parti içinde yapardınız ya da sadece mühür vurdunuz. Şimdi ne olacak? Ülke genelinde 50 kişilik aday listesi var. Ama kaç kişinin hangi ilçeden aday olduğu belli. Gene bir mühür vurabilirsiniz bir partiye. Gene o 50 adayın hepsine birden dağılır. Ya da bir partiye mühür vurursunuz, o parti içerisinde tercih yaparsınız. En az yarısı, 24 tane. Evet. Ya da hiçbir partiye mühür vurmazsınız. En az 24, en fazla 50 olmak üzere karma kullanırsınız. İstediğiniz eskiden, ilçelerden. Evet, eskiden neydi? Lefkoşa'da en az 8, en fazla 16 karma verirdiniz. Şimdi toplam 50 olduğu için milletvekili sayısı, onun yarıdan bir azı 24, çünkü bazı ilçelerde kesirlidir rakamlar. 24 ile 50 oldu. Yani buradaki sadece vakit alacak olan şey, karma oy kullanacak olan seçmenin eskiden kendi ilçesinde adayların yarısı kadar en az ve en fazla adayların tamamı kadar karma sayısı kullanırken, şimdi her ilçede iskeleden de kullanacak. Lefke en az milletvekili, iki milletvekili çıkaracak. Lefke'de bile karma kullanacak olsa o seçmen 24 veya 50 tane tik atabilir. Dolayısıyla sandıkta oyunu kullanırken geçireceği süre biraz daha fazla olacak. Özellikle küçük ilçelerde. Büyük ilçede çok bir şey değişmeyecek. 16 iken 50, ama küçük ilçelerde daha fazla o yerde duracak seçmen, eğer karma kullanacaksa. Ama mühür vuracaksa süre değişmiyor. Mühür mühürdür çünkü. Tercihte de çok fazla değişmiyor ama karmada biraz vakit alacak. Bir de hesaplama yapılırken merkezde, bu hesaplama daha fazla zaman alacak. Dolayısıyla seçim sonuçlarının çıkışı biraz gecikecek. Bunlar doğrudur. Yani oy kullanma süresi uzayacak, seçim sonuçlarının çıkışı biraz gecikecek. Çünkü biraz daha komplike bir sistem ortaya çıktı. Ha, Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak bizim baştaki önerimiz bu kadar komplike değildi. Çünkü mutlak tek liste üzerinden biz gidiyorduk. Hı hı. Ama sonra biliyorsunuz bölgelerin güçlendirilmesi eğilimi komitede ortaya çıktı. Özellikle de Ulusal Birlik Partililerin talebi üzerine. Biraz daha karmaşıklaştı sistem. Bunu kimseyi suçlamak için söylemiyorum. Biz de oy birliği olsun diye destekledik çünkü bunu. Ve bunlar geçti. Yani şu anda şunu söyleyeyim. Metni okuyan insanlar aman bu çok karmaşık diyor da, ben size eski seçim yasasını versem ve siz onu okumaya kalksanız o da çok karmaşık görünür. Niye çekilir? Biz okumakta zorlanıyoruz. Ama eski yasayı da okumakta zorlanıyorlar zaten. Çünkü yani seçim yasaları matematik üzerine kurulu olduğu için ve bu D'Hondt sistemi dediğimiz sistem karmaşık bir sistem olduğu için yasadan okuyup da onu anlamak çok kolay değil. O yüzden onu basitleştirip halka bir anlamda kılavuzlar dağıtmak gerekecek. Ama eski sistemde de öyleydi. Niye eski sistemde artık zorlanmıyorduk? Çünkü alışılmıştı. Öğrenilmişti, herkes biliyordu. Kimse açıp da yasayı okumuyordu insanlara anlatmak için. Çünkü ezberlemişti. Şimdi yeni bir ezberlenecek bir şey var. Dolayısıyla insanlar okuyunca anlamıyorlar diyorlar. Eski yasayı da okusalar anlamazlardı. Çünkü seçim yasaları dünyada en karmaşık yasaların başında gelir yasa yazım tekniği açısından. Çünkü çok basit bir şeyi anlatmak bile cümlelendirmeye geldiğinde çok uzatır işi. O yüzden de öyledir. Dolayısıyla bence panikleyecek bir şey yok ama bilinsin. Evet, sandıkta oy kullanırken biraz daha zaman alacak, özellikle karma oy verecek seçmen açısından. Sayım da eskiden 11'de net sonuçlar aşağı yukarı ortaya çıkıyorsaydı, şimdi sabaha karşı 1'de 2'de net sonuçlar ortaya çıkmaya başlayacak. Ama bunun ötesinde aman bu seçim sistemi çok karmaşık da bilmiyorum. Yani dünyada o kadar daha karmaşık seçim sistemleri var ki uygulamada olan. Bu da onlardan bir tanesi. Yeni olduğu için evet bir takım sıkıntılar yaratacak. Evet, mesela ne bileyim belli bir yaşın üstünde olan bir seçmen 24 ya da 50 tane karma kullanacağı için 24'ü saymakta ya da 50'yi saymakta güçlük çektiği zaman orada oyun yanması riski ortaya çıkacak. Dolayısıyla bunlar var, sistemin içinde bu riskler var ama daha önce de vardı. Yani 8'le 16 idi Lefkoşa. Evet, gene sayımda hata yapabilirdiniz. Ha, diyebilirsiniz ki 16'yı saymak 24'ü saymaktan daha kolaydır. E, olabilir. Ama yani bu da böyle bir sistem. Çünkü burada bir amaç var. Amaç sistemi karmaşıklaştırmak değildi. Neydi amaç? Bir de şunu hatırlayalım. Hep unutuyoruz çünkü her şeyi. Şeyde 2013'te seçime girerken
bütün siyasi partiler ekranlardan seçmene çarşaf liste getireceğiz taahhüdünde bulundu. Evet. Neydi gerekçe? Gerekçe çok netti. Bölgeciliği ortadan kaldırmak, feodal ilişkilere dayalı oy verme alışkanlıklarını ortadan kaldırmak, işte o baflan gelmişti, bu da bilmem polemikyadan gelmişti diye oy verme davranışını değiştirmek, bu benim doktorumdur bana bakar onun için ben buna vereyim, bu benim cenazeme gelmişti, bu benim düğünüme gelmişti davranışlarını değiştirmek ve ne üzerinden oy vermek? Zaten küçücük ülke. Düşünün, Ankara ilinde Çankaya ilçesi var. Çankaya ilçesinin nüfusu milyonlarla ölçülüyor. Siz burada 200 bin, 250 bin seçmen sayısı üzerinden belki konuşacaksınız. Ve siz burada 5'e 6'ya bilmem neye bölüyorsunuz. Orada ilçe sadece tek bir ilçe. Yani böyle baktığınız zaman aslında konuştuğumuz ve gözümüzde büyüttüğümüz şeyin ne kadar anlamsız bir büyütme olduğu da ortaya çıkıyor. Buradaki amaç belli. Amaç bana göre gayet meşru. O feodal ilişkilerin ve bölgeciliğin etkisini azaltmak. Ha şunu da söyleyeyim bir hukukçu olarak. Ben hayatımda bir yasanın sosyolojik sorunları külliyen halledebileceğine hiç inanmadım. Yani bu yasa geçti diye feodal ilişkilerin belirleyiciliği, bölgecilik yaklaşımları tamamen puf diye ortadan kalkacak diye bir inanışa da sahip değilim. Ama bu yasanın yardımıyla biraz olsun onların etkisi törpülenirse bu da bir avantaj olacak. Evet, ben onu soracaktım. Yani yasanın en büyük amaçlarından ya da getirisinden bir tanesinin bu bölgecilik meselesini ortadan kaldırmaya yönelik bir adım olduğu ve iradenin daha demokratik bir şekilde yansıyabilmesine olanak sağlama noktasında yola çıktık. Evet. Ama şimdi bu iş karmaşıklaşınca tırnak içine söylüyorum. Ne yani, zaman? Yani bizim memlekette herkes anayasayı değiştirelim dedi. Anayasayı değiştirmeye kalkınca da herkes karşı çıktı. Yani ben bunlara artık alışkınım. Evet. Dolayısıyla bazı şeylere çok da fazla nefes tüketmemekte yarar var. Geçti bu yasa buradan. Ha, bunu halkımıza çok iyi anlatmamız lazım. Çünkü seçmen iradesinin sandığa yansıması çok önemlidir. Dolayısıyla her bir siyasi parti kılavuzlar hazırlamalı. Belki meclis bu görevi üstlenmeli. Nasıl oy kullanacağız, karma kullanacaksınız nasıl? Görsellerle bilmem nelerle zenginleştirmeli. Böyle bir görev düşüyor hepimize, medyaya da böyle bir görev düşüyor. Evet. Ama bu çok kolay yapılabilir bir iştir. Dediğim gibi ilk seçimde biraz zorlanacağız. Çünkü ilk defa deniyoruz bunu. 76'da da ilk don sistemin uyguladığında evet zorlanılmıştı biraz insanlara anlatmakta. Ama zamanla alışılır. Burada da zamanla alışılacak. Peki partiniz nasıl etkilenir bu değişiklikten? Yani ben açıkçası hiçbir noktada partimizin nasıl etkileneceğini sevgili Mert hiç hesaplamadım. Hesaplamadınız çünkü, ama o yüzden ben de şimdi hani acaba yani sizce bir endişe olabilir mi? Şimdi dönüp de gene hesaplamıyorum. Çünkü biz bu çalışmaya başladığımızda 3-3,5 sene önceydi. 3,5 sene önceki durumla şimdiki durum aynı mı? Yani ne 3,5 sene önce bir şeyleri hesaplayarak bunu getirmiş olsaydık, 3,5 senede o hesapladığımız şeylerin hepsi de değişebilirdi. Dolayısıyla ne olur ne kalır değil benim için önemli olan. Benim için önemli olan amaçtır. Bir yasayı bir amaçla değiştirirsiniz. O amaç nedir? İşte amacı biliyoruz. Bölgeciliktir, feodal ilişkilerdir. Bunların törpülenmesidir. Evet. Oturup da ben bu yeni sistem bize ne getirir ne götürür diye hesap yapıp onun üzerinden oy vermem mecliste. O yüzden de ilk gün hangi noktada duruyorsaydı Cumhuriyetçi Türk Partisi bugüne kadar da hiç kıpırdamadan aynı noktada durdu. Birileri sürekli acaba eski sistemde mi gitsek bir defalığına, bunu tekrar mı değiştirsek, 6 bölgeyi bilmem 3 bölgeye mi indirsek, durmadan birileri bir şeyler, bir takım sürpriz yumurtalar yumurtladı. Cumhuriyetçi Türk Partisi ilk gün ne diyorsaydı bugün de aynısını söyledi. Ne ilk gün hesap yaptık bize fayda sağlar mı bu sistem diye, ne de bugün hesap yapıyoruz. Bizim tek bir derdimiz var. Biz 2013'te seçmene hep beraber söz verdik. O dönemde de bütün gazeteciler çarşaf liste çarşaf liste diyordu. Partiler de çarşaf liste çarşaf liste diyordu. Ne zaman oldu? Onun eleştirisi başladı. Ama bu ülkede beni hiç şaşırtmıyor bu, çünkü her konuda böyledir. Evet. Ama bir şeyleri de değiştireceksek, biraz ileriye götüreceksek bunun sıkıntılarını göze alacağız. Peki biz de göreceğiz. Ama bir de seçim meselesi var. Şimdi seçim tarihiyle ilgili olarak bu arada çağrı geldi Cumhurbaşkanı'na bir an önce yasayı imzalama noktasında. Bilemiyorum bu aslında doğru mudur? Nasıl değerlendirilir? Yani Cumhurbaşkanı bir an önce imzala demek. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada halka çok iyi anlatılması gerektiğini söylemişti. Halk anlar mı anlayamaz mı? Acaba ne kadar açık Cumhurbaşkanı'na göre? Bunu da göreceğiz. Halkın anlayamayacağı diye bir şey yok. Yani neden yani Kıbrıs Türk halkı anlama noktasında yani değil. Yani anlayamazsın ki bunu. Yani. İşte bu endişeler yani bunun doğru dürüst anlatılması lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'na o yönde katılıyorum. Tek doğru dürüst dediğim gibi kılavuzlar. Şimdi bir başka sorun ise ya da bir başka konuysa bütçe meselesi. Yani eğer 7 Ocak'ta
olacaksa ya da o tarihe yakın bir tarihte olacaksa seçim, bütçe yetiştirilebilir mi meselesi? Evet. Siz bu konuyla ilgili inisiyatif almaya hazırız mesajını verdiniz. Hayır, çok açık bir şey söylüyor. İnisiyatif değil. Yani inisiyatif dediğim, yani siz parti olarak bunu hızlandıralım noktasında, evet, bir görüş, evet, ortaya koydunuz. Ana muhalefet, evet, partisi bugün mecliste başbakana ve başbakan yardımcısına ve hükümete dedi ki, gerek komitede gerekse meclis genel kurulunda bütçenin görüşülmesinde sürenin uzamasının sebebi çoğunlukla nedir? Herkes izler bütçe görüşmelerini, evet, ve görür. Muhalefet partileri bütçe görüşmelerinde çok uzun sözler alarak o dönemde gerçekten sadece bütçenin kendisini de değil, mesela Eğitim Bakanlığı konuşuluyorsa eğitimle ilgili bütün sorunları ve hükümetin yarattığı ve yaratabileceği sorunları ortaya koyar, öneriler getirir. Yani bütçe görüşmeleri sadece bütçenin görüşüldüğü görüşmeler değildir. Evet. Biz ana muhalefet partisi olarak bugün dedik ki 7 Ocak'tan önce bu işin halledilmesi için üzerimize ne düşüyorsa, yani komitede çok da fazla eğitim bütçesi görüşülürken durup da size eğitimin sorunlarını tartışmayacağız biz muhalefet milletvekilleri olarak. Sadece bütçeyi konuşacağız, bütçenin yeterliliğini tartışıp geçireceğiz. Mecliste, genel kurulda hiçbir şekilde eğitim bütçesi görüşülürken eğitimin sorunlarını konuşmayacağız. Hatta süreyi de kısaltmaya hazırız. 1 saat, 1,5 saatlik konuşmalar var. Bunları da kısaltmaya hazırız. Karar alalım, 15 dakika diyelim. Sadece bütçeyi konuşacağız. Bu bütçe geçsin. Bizim önerimiz bu. Sayın Serdar Denktaş kürsüye geldi, dedi ki ya gene de zor olabilir ama bu öneriyi anlamlı buluyorum dedi. Sayın Hüseyin Özgürgün geldi. Hayır, hiç gerek yok dedi. Bütçeye gerek yok dedi. Geçmişte de oldu bu işler dedi. 2003'te, 2004'te, 2005'te. Dolayısıyla bütçe geçmeden gideceğiz bu seçime dedi. Yani iradesini ortaya koydu. Bütçenin geçmesini istemiyor. Seçime gidelim, kim kazanırsa bütçeyi geçirsin dedi. Yani bu kadar açıkken Sayın Hüseyin Özgürgün seçim tarihini belirleme konusunda sorumluluk almadı. Attı dedi ana muhalefet tarih belirlesin. Döndü Yüksek Seçim Kurulu'yla görüşmesi gerekirken bir başbakan, bu ülkenin bir takım makamları var. Yani bu ülkede başbakan orada dururken, Yüksek Seçim Kurulu da burada dururken, Yüksek Seçim Kurulu'yla seçim tarihi üzerinden görüşecek olan muhalefet partileri değildir. Eski köye yeni adet getirmesin kimse, parlamenter demokrasinin işleme koşulları. Ama bu öyle oldu gibi. Öyle oldu. Ama başbakan ne yaptı? Orada da sorumluluk üstlenmedi. Yüksek Seçim Kurulu'yla da görüşmedi. Biz ne demiştik ilk açıklamamızda? Söylediğimiz şey çok açık. Dedik ki yasal koşullar içerisinde Yüksek Seçim Kurulu'yla görüşün, mümkün olan en yakın tarihi erken seçim tarihi olarak belirleyelim dedi. Çıktı gene bir gazetecinin sorduğu soru üzerinde. Tufan Erürman sorumluluktan kaçıyor, tarihi belirlesin dedi. Oturduk biz de rakamları alt alta yazdık. Yasal koşullar içinde en mümkün tarih 7 Ocak'tır dedik. Sonra efendim Tufan Erürman Yüksek Seçim Kurulu'yla görüşmemiş. Ya nerede görüldü böyle bir şey? Yani bir ülkede başbakan olacak, hükümet olacak. Erken seçim tarihini biz Temmuz olarak zaten getirmiş olacağız. Güvensizlik önergesi vermiş olacağız Mart ayında bu hükümete. İkisini de hotri meydan demelerine, getirin imzalayalım demelerine rağmen reddedecekler. Sonra gene başbakan çıkacak ekranlara, bir daha hotri meydan çekecek. Çıkacağız diyecek ki sorumlu bir muhalefet olarak, konuşun Yüksek Seçim Kurulu'yla, yasal koşullar içinde mümkün olan en yakın tarihte seçim yapalım diyeceğiz. Sayın Başbakan gene sorumsuzluğundan hiçbir ödün vermeyecek. Bir kere ortağıyla hiç görüşmeyecek. Ve dönecek televizyon ekranlarından bir gazeteci aracıyla bize diyecek ki tarihi de siz belirleyin. Tarihi de belirleyeceğiz. Dönecek kendi ortağı diyecek ki bütçe geçmeyecek bu durumda. Döneceğiz ana muhalefet partisi olarak, diyeceğiz ki biz her türlü yardıma hazırız. Muhalefet görevinden de vazgeçiyoruz ki seçime giderken bizim için bir avantajdır mecliste saatlerce konuşup da bu hükümetin yapmadığı icraatlar üzerinden ve yaptığı yanlış icraatlar üzerinden kendini dövmek. Ama diyoruz ki bu avantajımızı da kullanmayacağız. Geçirelim bütçeyi, biz size destek vereceğiz. Ve çıkacak başbakan diyecek ki hayır, 7 Ocak'ta seçime gidiyoruz, bütçeye de gerek yoktur. Ve bütün bu sorumsuzluk da birileri tarafından bir sürü manipülasyonla görünmez kılınmaya kalkılacak. Ve bizim halkımızın aklının da bütün bunları anlamaya yetmediğini zannedecek birileri. Yok öyle. Peki, yok. 7 Ocak oylaması, daha doğrusu tarih oylaması ne zaman yapılacak? 7 Ocak oylaması da şöyle olacak. Biz zaten komiteye çarşamba günü, geçtiğimiz çarşamba söz verdiğimiz gibi 7 Ocak tarihini götürdük. 7 Ocak tarihini biz götürdük, dediler ki 13 Kasım'da mecliste oylanacak. Bu tamam, 13 Kasım'da oylansın dedik. Yani biz zaten kendi söz verdiğimiz ve üzerimize düşen 7 Ocak'la ilgili girişimi yaptık. Ha Yüksek Seçim Kurulu başka bir şey söyler mi, söylemez mi, bilmem ne diye düşünmedik. Çünkü kimse bize
çıkıp da ya durun Sayın Başbakan 7 Ocak dediniz ama bütçe var bilmem ne var bekleyin şunu şöyle yapalım öyle bir şey demedi. 3 Kasım mı 13 Kasım mı? 13 Kasım. 13 Kasım. Evet peki bu da tarihler konuşulurken arada. Bugün de mecliste bu evet. Tekrar söylendi. Peki şimdi bütçe meselesiyle ilgili bunu dile getirdiniz ama size göre nedir efendim 4-5 ay içerisinde Ulusal Birlik Partisi için erken seçimle ilgili değişiklik? Yani 4-5 aylık gibi kısa bir sürede arada yaz dönemi vardı yani büyük bir şey de olmadı. Hatta Cumhuriyetçi Türk Partisi ile kulis kapalı kapılar ardında görüşmelerin olduğu iddia edildi. Siz yanıtını verdiniz biliyorum. Zaten. Bunu sormak için sormadım ama size göre nedir bu değişikliğin? Ne düşünüyorsunuz? Valla ben bunu açıkladım sevgili Mert. Bu hatta yani bizim kulaklarımızla da duyduğumuz bir şey. Ulusal Birlik Partili bazı bakanlar çok açık bir şekilde bunu söylediler. Dediler ki biz bu süre içinde kendi tabanımızı ve kendi seçmenimizi tatmin ettik. Meclisin açılmasıyla birlikte Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin eleştiri dozu yükseldi. Çünkü biz de çalıştık derslerimize yaz boyunca. Ve önce vatandaşlıklarla ilgili yapılan hukuksuzlukları ardından Ercan'la ilgili yapılanları gündeme getirdik. Ve daha da gündeme getireceğimiz şeyler var. Bütün bunları da gördüler. Ve şeyi de gördüler. Kendileri zaten verebilecekleri her şeyi dağıtabilecekleri bütün menfaatleri dağıttılar. Alabilecekleri eleştirilerin dozunun yükseldiğini görüyorlar. Yani geçen her gün ve her ay Ulusal Birlik Partisi'nin artık bir şey dağıtamayacağı ama yaptıklarının da daha açık şekilde görülür olacağı bir dönem olacağı için dediler ki bir an önce erken seçim bizim açımızdan olabilecek en iyi ihtimaldir. Bu yüzden de oturdular ve bu kararı aldılar. Ha şunu da söyleyeyim, söyledim de zaten. Tek bir korkuları vardı. Niye daha önce açıklamadılar da şimdi açıkladılar? Korkuları şuydu. Zannettiler ki biz daha önceki gibi birilerinin yaptığı gibi ayak oyunları yapacağız da Serdar Denktaş'la erken seçim hükümeti konuşacağız. Daha Ulusal Birlik Partisi erken seçim derse Serdar Denktaş istemeyeceği için erken seçimi. Biz Serdar Denktaş'la bir araya geleceğiz. Belki TDP'yi de ikna etmeye çalışacağız da bir erken seçim hükümeti kuracağız. Eski Sibel Sibel hükümeti gibi. Böylece UBP çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalacak. Çünkü hükümette olmadığı bir dönemde seçime gitmek zorunda kalacak. Zannettiler ki biz bu ayak oyunlarının içine gireceğiz. Ama ben kendilerine de çok açık söyledim, bakanlarına söyledim, başbakanla hiç görüşmedim. Dedim ki vazgeçin bundan, ben televizyon ekranlarında da söyledim. Cumhuriyetçi Türk Partisi size bir an önce bu hükümet gitmeli, bu hükümetin iktidarda kaldığı her gün ülkeye, halka ve gelecek kuşaklara kaybettiriyor diye Mart ayından beri aralıksız olarak söylerken kalkıp da bunların içinden bir tanesini alıp onunla erken seçim hükümeti kurup da bu ülkeyi 6-7 ay daha bu zihniyete mahkum edecek bir parti değildir. Bizim halkımıza verdiğimiz açık söz var. Biz tutarlılıktan, güvenden yana bir partiyiz. Dolayısıyla biz erken seçim hükümeti kurmayız dediğimiz anda UBP var olan tek korkusunu da aştı ve erken seçime gitmek istedi. Yaşanan budur. Çok açıktır ve herkes tarafından bilinmektedir. Peki seçimi konuşalım biraz da. Yani aslında bu program biraz seçim yasasının altında kaldı. Aslında genel anlamda genel başkanlığınızla ilgili Cumhuriyetçi Türk Partisi ile ilgili sorulabilecek belki çok soru var ama az bir vakit olduğu için hızlıca sormak isterim. Neredeyse bir yıl olacak. 12 Kasım'da geçtiğimiz yıl kurultayda çıktığınız kürsüye ve oradan Cumhuriyetçi Türk Partilere ve ülkeye yeni dönemin müjdesini verdiniz, mesajınızı verdiniz. Biz de oradaydık, dinledik verdiğiniz mesajları. Üzerinden geçen 11 ay içerisinde aslında siz de siyasete genel başkan olarak daha hızlı bir şekilde adapte olmaya başladınız. Bu da önemli. Evet, siyasete adapte değildiniz demek istemiyorum ama evet, genel başkan olarak. Şimdi işimiz bir an önce sistemi değiştirmek diyorsunuz. Ve bunun için önce iktidara gelmek gerekiyor. Anketlere bakılıyor, genel yaklaşımlara bakılıyor. Tüm partiler için tek başına iktidar şimdi zor gibi görünüyor. Tabii yarın ne olur bunu bilemiyoruz. Her şey değişebilir. Her parti tabii seçimlere iktidara gelmek için tek başına girer. Ama bir de gerçekleri önüne koyarsak yine ikili ya da çoklu koalisyonlar gündeme gelebilir. Hatta bazı uzmanlar, analistler de bunu söylüyor. Yani bir seçimden çıkıp tekrar bir başka seçimde de bulabiliriz kendimizi. Bunlar da gündemde. Bunlara hazırlıklı mısınız? Koalisyon modelleriyle ilgili neler düşünürsünüz? Yani koalisyon modelleriyle ilgili çok net daha önce tartışılan şeylere ben çok net cevap verdim. Ben kişi olarak Demokrat Parti ile hükümeti milletvekili olarak yaşadım. Ulusal Birlik Partisi ile hükümeti hem milletvekili hem parti genel sekreteri olarak yaşadım. Ve çok açık söylüyorum, kişi olarak ve genel başkan olarak
Ben bu iki partiyle bir daha aynı koltuklarda hükümet etmek istemem. Arzu etmediğim bir şeydir. Asla böyle bir şey gönlümden geçmez. Ama ben gene bir partinin genel başkanı olarak, ama hangi partinin? 47 yıllık Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin genel başkanı olarak bu kadar deneyimden geçmiş organları olan, organlarının yetkileri, nasıl seçildikleri, ne yapabilecekleri tüzüğünde belirlenen bir partinin genel başkanı olarak daha seçim olmamışken ve seçimin sonuçları da ortaya çıkmamışken benim partim asla şunu yapmaz, benim partim asla bunu yapmaz diyecek kadar kendimden geçmiş bir kişi de değilim. Bunu kendimden geçme olarak niteliyorum çünkü Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin genel başkanıyım, evet. Ama Cumhuriyetçi Türk Partisi tabii ki benden ibaret değildir. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin organları var. Bu organlar karar vermeye yetkili organlardır. Bir parti meclisimiz var. Kurultaydan sonraki en yetkili karar organıdır. Daha seçim yapılmadan ve sonuçlar çıkmadan ve o parti meclisi o sonuçları değerlendirmeden ben bir televizyon ekranında birileri bana sordu diye bununla kurmam, şununla kurarım, bilmem ne yaparım demem. Ama kişi olarak da tercihimi söyleme hakkım vardır. Ben yaşadım bu acı tecrübeleri. Hükümet programlarının yazılmasında ikisinde de çok etkin rol aldım. Yazılan hükümet programları yazılırken her şeye evet diyenlerin hükümet programı uygulama aşamasına gelince o hükümet programları uygulanmasın diye ellerinden geleni artlarına koymadıklarını UVP ve DP dönemlerinde çok net olarak gördüm ve yaşadım. Dolayısıyla bu partilerle aynı koltuklarda oturmayı hiç arzu etmem. Ama dediğim gibi benim bir partim var, o partimin organları var. Çıkar sonuçlar ve o sonuçlar değerlendirilir. Kararı da karar vermeye yetkili organlar verir. Evet, 24 saat içinde siyasete nelerin olacağı kestirilemiyor. Yani siyasetle ilgili değil, organların yetkileriyle ilgilidir söylediğim. Benim söylediklerim 24 saat içinde değil, 24 yıl içinde bile değişmez. Evet. Bu benim kişisel görüşüm. Siyasetin ama de organlar, gerçeği, yani sadece ülkemizde değil, tabii ki her yerde öyle. O organlar da karar verirken siyaseten karar verecekler, evet, için bir şekilde ortak fikir doğrultusunda. Şimdi peki 11 aylık genel başkanlığınız içerisinde yani kendi hükümetiniz yani kendi partiniz içinde neleri gördünüz, neleri değiştirebildiniz ya da nasıl bir yol kat ettiniz? Yani o kürsüden verdiğiniz mesajların ne kadarı etki buldu, karşılık buldu? Valla önemli bir kısmın etkili olduğunu düşünüyorum ya da karşılık bulduğunu düşünüyorum. Mesela Cumhuriyetçi Türk Partisi bir yıl önceye oranla kendi içindeki çekişmeleri önemli oranda aşmış bir parti olarak bence kamuoyunun gündemindedir. Kamuoyu da bunu görüyor. Yani Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin durmadan birileri işte medyada o ona öyle söyler, bu buna böyle söyler, sosyal medyada böyle olur falan. Bunları aştık. Bu önemli bir şeydi bizim için. İkincisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi yeniden birlikte yeni CTP sloganıyla yola çıktı. Birlikteliğini korudu ama yeni bir takım politikalar üretilmesi gerektiğini de ortaya koydu ve bunların en temelini de biliyorsunuz. Hep şunu söyledi Cumhuriyetçi Türk Partisi bu dönemde. Biz geçmişte daha çok çözüm odaklı çalışan bir partiydi. Kıbrıs sorunu bizim için birinci sıradaydı. Ama bu dönemde bizim için Kıbrıs sorunu çözülse de çözülmese de sol bir parti olarak biz ekonomiyi politikalarımızın merkezine alacağız. Ekonomi merkezde olacağı için de herkesin görüşü de turizmin ekonomideki motor sektör, öncü sektör olduğu iddiası da açık olduğu için biz turizm konusunda yeni politikaları özellikle geliştireceğiz. Ama turizm politikalarımız aynı zamanda sanayiyi, tarımı ve diğer sektörleri turizmin nasıl peşinden çekip sürükleyeceğini de, turizmin onlara nasıl öncülük edeceğini de içerecek politikalar olacak. Ve Cumhuriyetçi Türk Partisi ekonomi konuşacak. Çünkü Kıbrıs sorununun çözülmesini en çok arzu eden partiyiz. Çözülürse de ekonomik olarak güçlü bir Kıbrıs Türk halkına ihtiyaç vardır. Çözülmezse de Kıbrıs sorunu, evet, yine ekonomik olarak çok güçlü bir Kıbrıs Türk halkına bizim ihtiyacımız vardır. Dolayısıyla biz ekonomiyi politikalarımızın merkezine alacağız dedik ve bu yönde de epeyce mesafe kaydettik. Bugün ekonomiyle ilgili en çok konuşan, turizmle ilgili en çok konuşan, tarımla ilgili en çok konuşan ve yeni politikalar ortaya koyan parti Cumhuriyetçi Türk Partisi'dir. Burada da önemli bir mesafe kaydettik ve Cumhuriyetçi Türk Partisi bir şeyi daha çok net olarak söylüyor. Cumhuriyetçi Türk Partisi diyor ki bu ülkede kurulmuş olan sistem, herkes sistem değişikliğinden bahseder. Ama biz sistem değişikliğinden bahsederken sistemin adını da koyuyoruz.
O sistemin bize nasıl bulaştığına ilişkin öz eleştiriyi de yapıyoruz ve sistemin değişmesine ilişkin çözüm önerilerimizi de ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla biz böyle havadan bir takım kavramları uçuşturmuyoruz. Diyoruz ki burada var olan sistem bellidir. Bu sistem Türkiye'den gelen paranın ve daha önce özellikle Kıbrıs durumlardan kalan gayrimenkullerin gayri adil bir şekilde menfaat olarak dağıtılması ve bunun karşılığında oy devşirilmesi üzerine kurulmuş bir sistemdir. Ve bu sistem hala son günlere kadar biliyorsunuz kırsal kesim arazilerinden vatandaşlığa, vatandaşlıktan istihdama, istihdamdan banka kredilerine, banka kredilerinden kamu arazilerine kadar her şeyi dağıtma karşılığında yani o menfaatleri sağlama karşılığında siyasi destek devşirme çabasını bu sistemin şahikası olan bu iki parti aracılığıyla, bu hükümet aracılığıyla hayata geçirmeye çalıştı. Ben daha kurultaydaki konuşmamı izlediyseniz daha o gün şunu çok net olarak söyledim. Dedim ki bu sağ zihniyet maalesef zaman zaman Cumhuriyetçi Türk Partisi kadrolarına da bulaşmıştır. Cumhuriyetçi Türk Partisi de bu menfaat dağıtalım da bunun karşılığında siyasi destek devşirelim virüsünden zarar görmüştür. Bu virüsü ve onun zedelediği organları kesip atacağız. Çünkü bu ülkede çocuklarımıza devrederken yüzümüzün kızarmayacağı bir yapı kurmanın yolu öncelikle bu sistemden kurtulmaktır ve onun yerine üretime dayanan ve ne üretirsek onu adil paylaşacağımız yeni bir ekonomik yapı kurmamız gerekir. Bunun üzerinden bu sistem değişecek diyoruz ve yerine yeni bir sistem gelecek diyoruz. Ama dediğiniz gibi biz tek parti olarak iktidara gelmeyi başaramazsak yanımızda bu sistem sürdürülsün diye canını dişine takanların olmaması gerekir. Yani çünkü bir sistemi değiştirmek isteyenler var. Ve bunun araçlarını da elinde tutanlar bu kadar yıllık tecrübeden sonra nasıl değiştireceğini öz eleştirisini de yaparak öğrenmiş olanlar var bizim gibi. Bir sistemi değiştirelim deyip ama ne dediği çok da anlaşılamayanlar var. Ama en kötüsü bir de bu iki parti başta olmak üzere aman bu sistem değişmesin çünkü bizim bildiğimiz tek siyaset bu sistemin kendisidir. Biz menfaat dağıtıp da bunun karşılığında oy devşirmekten başka siyaset bilmiyoruz. Dolayısıyla bu sistem nasıl sürdürülebilirse 10 sene daha, 20 sene daha onu yapalım diyenler var. Aslında onlarla bu, iktidara gelip de bu işleri yapmak çok zor. Bu evet, bu sistemi değiştirmek herkesin aslında motosu. Bu sistem değişsin. Yok herkesin değil. Yani MHP'de ben bunu duymadım yani. Yani söylemde sistemin değişmesi, kronik sorunların değişmesi noktasında ama bunlar yasalara bağlı. Yani yasalara tabi. Bunları değiştirmek için bazı yasaları köklü bir şekilde tabii değiştirmek, reformlar yapmanız gerekiyor. Cumhuriyetçi Türk Partisi de kısa süreli de olsa en azından iki partiyle de iktidarını sürdürdü. Uyumlu çalışamadığını gördük. Siz de böyle düşünüyorsunuz. Şimdi bir de eski ortaklarınızdan hesabının da sorulacağını söylüyorsunuz. Pek çok konuyla ilgili olarak. Evet. Buna da ilgili bir mesajınızı alalım. Ne gibi hesaptan bahsediyorsunuz? Şimdi yeri geldiğinde kendi hükümetinizin de görevli olan isimleriyle ilgili çok olarak da bir soruyu, var mı diye de düşünülür. Yani çok sevindim genel bu soruyu sorduğuna. Evet. Çünkü biz Ercan Sözleşmesi ile ilgili Meclis Araştırma Komitesi'ni biz kurmadık. Yani bazı şeylerin nedense hem unutuluyor hem de unutanlar dönüp de bakmaya da nedense tenezzül etmiyorlar. Ercan'la ilgili komite Tahsin Ertuğruloğlu ve Tufan Erhurman'ın imzasıyla kurulmuştur. CTP'yi kurmadı. Tahsin Ertuğrul ve Tufan Erhurman imza attı ve Meclis Araştırma Komitesi kuruldu. Meclis Araştırma Komitesi kurulurken Tufan Erhurman'a çok ciddi saldırı oldu. Tahsin Ertuğruloğlu'nu kurtarmaya çalışıyorsunuz diye kuruyorsunuz Meclis Araştırma Komitesi'ni dendi. Çünkü o dönemde ombudsman raporu vardı. Ben de şunu dedim. Ben biliyorum ki bu Ercan Sözleşmesi ile ilgili hukuka aykırılıklar, yolsuzluklar ve ciddiyetsizlikler Tahsin Ertuğruloğlu'nunkinden ibaret değil. Tahsin Ertuğruloğlu'nunki kesinlikle öyledir. Hem hukuksuzdur, hem yolsuzdur, hem ciddiyetsizdir. Ama daha ilk günden beri ortaya çıkan bir sürü hukuksuzluk, yolsuzluk ve ciddiyetsizlik var. Hepsinin incelenmesini istiyorum dedim. Tahsin Bey de Allah'ı var, ben de istiyorum dedi. Ve kuruldu bu Meclis Araştırma Komitesi. O Meclis Araştırma Komitesi'nde ben bir üyeydim. CTP'nin iki üyesi vardı. Hükümetin üç üyesi vardı. Ve hükümetin çoğunluğunda olan Meclis Araştırma Komitesi, dört safhanın dördünde de hukuksuzluk ve yolsuzluk tespit etti ve ciddiyetsizlik tespit etti. Hükümetin de içinde çoğunlukta oldu. Birinci aşama, daha sözleşmenin imzalanmasından önceki hemen ardından avam proje aşaması. İkinci aşama ek sözleşmeler aşaması. Üçüncü aşama Tahsin Ertuğruloğlu'nun meşhur
hukuk tanımazlığı üzerine kurulu aşama ve dördüncü aşama en son dönem, daha çok yeni, 4 yıl süreyle Ercan'daki sözleşmenin uzatılması aşaması. 4 aşamanın 4'ünde de hukuksuzluk, yolsuzluk ve ciddiyetsizlik saptandı. Bunlar ortaya çıktı ve biz o zamandan daha söz vermiştik. Hatırlayın, bize denilmişti ki Meclis Araştırma Komitesi kurmayın, Meclis Soruşturma Komitesi kurun. Biz de demiştik ki Meclis Soruşturma Komitesi kurulması için her şeyin ortaya çıkması lazım, suçun da ortaya çıkması lazım. Meclis Araştırma Komitesi raporundan sonra suç açıkça ortaya çıktı. Ve biz arkasından meclis soruşturması talep ettik. Biz meclis soruşturması talep ettik. Gerçekten yani bu ülkede kendime diyorum ki şaşırmayacağım bazı şeylere. Gene şaşırıyorum. Çıktı bir takım arkadaşlar, çok da sevip saydığım arkadaşlar. Dediler ki niye GSM'lerle ilgili de vermediniz? Niye Aksa'yla ilgili de vermediniz? Biri de sizsiniz. Evet. Ben de çok şaşırdım. Çünkü bu ülkede Meclis Araştırma Komitesi raporu çıkacak. Ve Meclis Araştırma Komitesi raporu hem de hükümetin çoğunluğuyla oluşan bir Meclis Araştırma Komitesi'nin raporu olacak. O raporda suçlar tespit edilmiş olacak. Ve bizim bu suçlarla ilgili Meclis Soruşturma Komitesi önergesi vermemiz için dönüp GSM'e, Aksa'ya, hatta geri gidelim o zaman, çok meraklıysak hepimizde. Mesela bu ülkede taşınmaz mallar, Rumlardan kalan eşdeğer mallar nasıl dağıtıldı? Nasıl oldu da bir gecede Kıbrıs liraları 36 liraya endekslendi ve kimler bundan nemalandı, kimler nemalanmadı? Nasıl bu dağıtımlar yapıldı? Nasıl istihdamlar yapıldı? Bütün bunlara mı dönmemiz lazım bizim? Önce onları mı konuşmamız lazım? Önümüzde çok net bir Meclis Araştırma Komitesi raporu varken ve suçlar ortaya çıkmışken ve CTP'de aylardır Tahsin Ertuğruloğlu'nu siz korudunuz, siz akladınız eleştirisiyle karşı karşıyayken, yani biz birilerine meclis soruşturması vermeyiz. Niye meclis soruşturması vermedin? Biz eleştiririz. Meclis soruşturması veririz. Niye meclis soruşturması verdin? Gene biz eleştiririz. Ya bu kadar bizim aklımızda kimse oynamasın. Ya bizim aklımız var. Yani kimin neyi ne için söylediğini, ne yaptığını anlayacak kadar. Yani ben zeki bir insan oldum, hiç iddia etmem ama çalışırım dersime ve anlarım. Yani bu memlekette ben parti başkanı olarak defalarca, ama defalarca, eğer GSM ihalesinde, eğer şey ihalesinde, Aksa meselesinde hukuka aykırılık iddiaları varsa kurulsun meclis araştırma komiteleri. Çıkarsa ortaya biz oy vereceğiz. Bak oy vereceğiz. Hiç derdim değil. Ben bu memlekette hiçbir noktada bunlarla ilgili bir şey söylemedim ki. Ben 4,5 yıldır milletvekiliyim. Ne GSM ihalesi benim dönemimde de, ne Aksa. Ama bunlardan dolayı da ben şey demiyorum. Bunlar soruşturulmasın. Ama el insaf, soruşturulmuş olan, araştırılmış olan bir rapor var önümüzde. Ve o rapora dayanarak meclis soruşturması veriyoruz biz. Bunu verirken konuşulacak konu bunlar mı? Peki bunlarsa konuşulacak konu, niye aynı konuları konuşanlar bu memlekette eşdeğerinki herkes bilir? Nasıl dağıtıldığı meselesiyle ilgili meclis araştırması, bu memlekette nasıl olup da Kıbrıs liraları bir gecede 36 TL'ye endekslendiğiyle ilgili meclis araştırmasını gündeme getiriyorlar. Kıbrıs Türk Hava Yolları. Kıbrıs Türk Hava Yolları niye? Ve Kıbrıs Türk Hava Yolları ile ilgili meclis araştırma raporu hazırlandı, çıktı, bizim dönemimizde çıktı. Evet. Birileri meclis soruşturması vermek istiyorsaydı niye vermedi? Niye vermedi? Bir de bu soruşturmaların, araştırmaların ardından hesap sorma kısmı. Yani ortaya hesap çıkan kısmı. Ortaya çıkan raporlar eğer ortada bir suç olduğunu gösteriyorsa bu suçlarla ilgili cezai kovuşturmanın başlaması gerekiyor. Ve bunu da söyledik. Meclis soruşturma önergelerimiz mecliste hükümet çoğunluğunun oyuyla engellenirse polise gidip yargılamayı başlatacağız. Ben basın toplantısında söyledim. Peki gerçekten bir soru sormak istiyorum. Herhangi bir parti ayırt etmeksizin, sizin partiniz dahil olmak üzere, Kıbrıs Türk'ü, Kıbrıs Türk halkı buna hazır mı? Bu cezai kovuşturmalara. Niye hazır olmasın? Siz, Kıbrıs yani, Türk halkı soruyorum. Yıllardır sevgili. Siyaseten soruyorum yani Kıbrıs Tabii, Türk. Tabii ben şunu söylüyorum. Bakın Kıbrıs Türk halkı hazır olmak zorundadır. Çünkü Kıbrıs Türk halkı çok uzun bir süredir adaletsizlikten şikayetçidir. Evet, adaletsizlikten şikayetçi olan kesimlerin bir kısmı adaletsizlikten şikayetçiymiş gibi davranmasına rağmen aslında perde gerisinde adaletsizliklerin, kendi lehine olan adaletsizliklerin devamından yana olduğunu da ortaya koymuştur. Ama ben çok net biliyorum, bu ülkede yapanın yanına kar kalır anlayışını biz değiştiremezsek bu sistemi değiştiremeyiz. Çünkü eğer bu ülkede insanlar ben kızımı adaletsiz bir şekilde istihdam ettirdim diye övünmeye başladıysa, eğer bu ülkede insanlar benim hakkım değildi ama ben
önce eşim bilmem nenin özel kalem müdürüydü. O ayrıldı. Şimdi de eşim şey kız kardeşim özel kalem müdürüydü. O ayrıldı. Şimdi de ben onun yerine eşimi getireceğim diyorsa ve bu kişiler de devletin en önemli makamlarında oturuyorsa ve bütün bunlar artık kanıksanır hale geldiyse ve Kıbrıs Türk halkı bunların üzerinden bu memlekette hiçbir şey olmaz. Biz hiçbir şeyi değiştiremeyiz. Böyle gelmiş böyle gider algısına kapılmaya başladıysa bizim bu memlekette adalete inanan insanlar olarak görevimiz böyle gelmiş ama böyle gitmeyecek mesajını halkımıza vermek ve o özgüvenin yeniden oluşmasını sağlamaktır. Hiç kimse aslında şunu yapmamalıydı normalde Kıbrıs Türk halkının özgüveni daha çok zedelensin diye. Daha çok inansın Kıbrıs Türk halkı ki bu memlekette hiçbir şey değişmeyecek. Bu adaletsizlik böyle geldi böyle de gidecek. Ve Kıbrıs Türk halkının hiçbir şeyi değiştirecek iradesi yoktur. Hiç öyle bir yeteneği yoktur diye kimse inandırmak için uğraşmamalıydı aslında Kıbrıs Türk halkını. Eğer seviyorsak bu halkı ama bunun için uğraşan o kadar çok insan var ki ve bunlar her sektörde vardır. Bunlar medyada da vardır, bunlar siyasetin içinde de vardır, bunlar iş çevrelerinde de vardır. Bu bana bir şeyi gösteriyor ama. Aslında sistemin değişmesinden korkanların sayısı hiç de zannettiğimiz kadar az değil. O yüzden ben şunu söylüyorum. Ben yaparım, yapabilirim, yapamam o ayrı bir şey. Ben inanıyorum ki benim partim çalışır ve yapar. Öz eleştirimizi de yaptık, hatalarımızı da biliyoruz, doğrusunun ne olduğunu da biliyoruz. Ama biz iktidara gelemesek bile biz bunların peşini bırakmayacağız. Sebebi de bu insanların işlediği suçlar da çok büyüktü de falandan da öte bir şeydir. Sebebi şudur. Kıbrıs Türk halkının özgüveniyle kimseye oynatmayız. Kıbrıs Türk halkı çok zor koşullardan geçti bugünlere geldi. Kıbrıs Türk halkı bu ülkede evet yapabilir bilincine yeniden sahip olmalı. Bu memlekette bir şey olmaz, bizden bir şey olmaz anlayışı bizi halk olmaktan bile çıkarıyor. Bizi atomize bireylere döndürdü. Gemisini kurtaran kaptan anlayışı yayıldı. Demin ben sizin programınıza gelene kadar perişan oldum yolda ve hep şunu düşündüm. Trafik keşmekeş. Yanımızdan geçen arabaların çok büyük çoğunluğu son model. Bu neyi gösteriyor? Son model araba alabilirsiniz birey olarak. Ama yollarınız yani kamusal hizmet tamam değilse siz o son model arabayla ya çok süratli gidersiniz bir yerlerde ve kaza yaparsınız Allah korusun ya da trafiğin içinde takılır gidersiniz bisikletler bile yanınızdan geçer. Dolayısıyla bu memlekette yeniden kamusal zihniyetin oluşması lazım. Bu da bu toplumun özgüveninin sağlanmasıyla mümkündür. Özgüvenimiz de ancak yapanın yanına kar kalmayacak, böyle gelmiş ama böyle gitmeyecek anlayışının yerleşmesiyle mümkündür. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ sizi yorduk buraya kadar. Önceden ayarlanmış, belirlenmiş bir programdı. Aslında yine çok detaylı konulara girebileceğimiz bir başka programa saklayalım seve sorularımızı seve. Da. Size iyi çalışmalar. Yeni dönemde, seçim döneminde de kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Efendim haftanın ilk programında 23 Ekim Pazartesi gününde bugün mecliste çok önemli bir yasa oylandı. Seçim ve halk oylaması yasası. Az önce Sayın Erhürman da belirtti. Yıllar öncesine dayanan bir süreçte devam eden bir süreç bugün nihayete kavuştu. Bu yasanın seçimden önce şimdi çok iyi anlatılması, anlaşılması gerekiyor. Cumhurbaşkanı'nda bu yönde bir çağrısı var. Bakalım Cumhurbaşkanı Akıncı nasıl değerlendirecek yasayı. Bunu da bekleyip göreceğiz önümüzdeki süreç de belli olacak. Tarihle ilgili olarak da yine Sayın Erhurman'a da sorduk bir kez daha. 13 Kasım'da tarihinin oylanacağını söyledi. Bekleyip göreceğiz ama artık kesin bir nokta ki 7 Ocak ya da sonrasında bir erken seçime gidiyoruz. Hayırlısı olsun. Yarın aynı saatte farklı bir konuk ve konuyla yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar.